Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugün size bitkileri sulamanın püf noktasını anlatacağım. Görüyorsunuz 5 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Sulama kabım da burada benimle birlikte. Neden sulama anlatmak istiyorum? Bana attığınız yüzlerce mesajda en çok sıkıntı olduğunu gördüğüm şey sulama. Şimdi bazı türler evet suyu çok seviyor. Ama bazı türler, özellikle de evimizde sık baktığımız sukulentler, kaktüsler, yani vücudunda su tutan türler aslında sudan pek hoşlanmıyor. Ama biz onlarla ilgilenmek istiyoruz, bakmak istiyoruz ve bunu sulayarak yapıyoruz. Sulayarak yaptığımız zaman da dönüşü mümkün olmayan sorunlara sebep oluyoruz. Dediğim gibi %90 oranda fazla sulamaya bağlı bana gönderdiğiniz problemler genellikle. Şimdi notlarıma bakıyorum. Tek tek sulamanın püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Her bitki için her mevsimde aynı sulama düzenini takip etmek çok yanlış. Yazın ihtiyacı olan su miktarı, kışın ihtiyacı olan su miktarının hepsi birbirinden farklı. Evinizin bulunduğu şehir, ülkeniz, bulunduğunuz ülkeden başlayalım. Hatta yarım küreden başlayalım. Bulunduğunuz ülke, şehriniz, ilçeniz, evinizin konumu kuzeye mi bakan bir pencerede, güneye bakan bir pencerede mi, ne kadar dik güneş alıyor, perdeleriniz ne kadar kalın, yani bitkiyi evinizde nerede konumlandırdığınız bir kere çok önemli. Bitkinin türü çok önemli. Sukulent türü bitkiler suyu zaten vücudunda tuttuğu için çok sık sulanmaktan hoşlanmıyor. Şeffaflaşan, sararan sukulentlerin sebebi fazla sulamadır. Fazla sulama köklerin çürümesine neden olur. Kökler çürüdüğünde siz ne kadar sularsanız sulayın, bitkiniz yeterince su alamaz. Dolayısıyla az sulama belirtisi de gösterebilir. Mesela orkidelerde bunu yaşarız. Orkideleri fazla suladığınız zaman kökler böyle yumuşak, balçık gibi bir hal alır. O süngerimsi halini kaybeder, yapısını kaybeder. Dolayısıyla siz ne kadar su verirseniz verin, yaprakları buruşmaya başlar. Buruşma aslında az sulama belirtisidir. Ama siz dersiniz ki ya ben yeterince su veriyorum. Sebebi şu, kökler fazla sulamadan çürüdüğü için ne kadar sularsanız sulayın, yeterince besini, suyu alamıyor demektir. Dolayısıyla bitkinizin türünü öğrenmek, bulunduğunuz evin konumunu, ışık miktarını test etmek, ölçmek bu yüzden çok önemlidir. Evinizin güney cephesinde ve kuzey cephesindeki bitkilere aynı oranda su vermemelisiniz. Aldığı sıcaklık, güneş miktarı, ışık değişeceği için. Bu çok kıymetli. İkincisi, bir diğer noktam çiçekli ve yapraklı bitkiler arasındaki fark. Şimdi çiçekli bitkiler çiçeklenme döneminde çok enerji harcar. Yani toprağına çok güzel tutunur. Çiçek açıyor yani, kolay değil. Özellikle bir de uykudan uyanmış, kış uykusundan uyanmış. O yüzden biraz daha çok suya ihtiyaç duyabilir. Ama bu demek değil ki her gün suluyoruz. Yine toprağını kontrol ederek, toprağına bakarak su ihtiyacını anlıyoruz. Kuruyan toprak isteyeni kuruyunca, nemli toprak isteyeni parmaklarımızla böyle dibine batırıyoruz. Eğer toprağın, yani parmağınızı şöyle düşünün, parmağınızı toprağa batırdınız. Şu ilk boğuma kadar olan kısım nemliyse, hatta ikinci boğumun ortasına kadar diyebiliriz. Şu kadarlık kısımda eğer parmağınız nem hissediyorsa parmağınızın ucunda, bitkinizin sulanma ihtiyacı yok demektir. Ama eğer batırdığınızda aynı şekilde geri çıkarıyorsanız, orada bir delik oluşuyorsa, hiçbir şekilde nemli hissetmiyorsanız, o zaman sulanma zamanı gelmiştir diyoruz. Dolayısıyla dokunarak ve inceleyerek sulama yapacağız. Orkideler haftada bir sulanır. Sukulentler ayda bir sulanır diye bir şey yok. Sizin evinizin ve bakım şartlarınıza göre bunu belirlemek durumundasınız. Yoksa kaybedebilirsiniz. Bir diğer noktaya geliyorum. Şimdi sulamayı nasıl yapacağız? Kimi üstten sulamak istiyor, kimi alttan sulamak istiyor. İki yöntemi de tercih edebilirsiniz. Ben üstten sulama yapıyorum. Böyle ucunda minik minik işte delikleri olan bir sulama kabı kullanıyorum. Ya da işte minik delikleri olmayan bu kafa kısmını çıkarıyorum, suluyorum. Alttan ya da üstten sulama yapabilirsiniz. Üstten sulama yaparken bitkinize altından su akacağı için şöyle tutuyorum. Yapraklara
su değmeyecek şekilde sulamalısınız. Yani şöyle dibinden hafif su vermelisiniz. Ta ki ne zaman? Ben bunu yeni suladığım için şimdi çok sulamayacağım size göstermek için böyle suladım. Altından su akana kadar sulama yapabilirsiniz. Altından su akması için de deliklik saksı kullanmak bu yüzden çok önemli. Yoksa ne kadar suladığınızı anlayamazsınız. O su altta birikir, çamurlaşır ve bitkinizin köklerinin çürümesine sebep olabilir. Bir diğer yöntem de daldırma yöntemi. Mesela işte çiçekli bitkilerinizi, orkidelerinizi de daldırma yöntemiyle sulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey şu, yine aynı bitkim üzerinde göstereceğim. Bunun su dolu bir kap olduğunu düşünün. Bu kabı tamamen suyla dolduruyorum. Saksının üstüne çıkmayacak kadar, yani şöyle yarım parmak kadar kısmından suyun içerisine batırıyorum. Bu toprağın içerisinde, su içinde hava kabarcıkları göreceksiniz. Hava kabarcıkları yok olana kadar suyun içerisinde tutmanız gerekiyor. Hava kabarcıkları yok olduktan sonra bu sudan çıkarıyorum. Saksısına koyuyorum. Bu saksıdaki suyu da, saksı tabağındaki suyu da daha doğrusu bir saatten sonra dökmem gerekiyor. Dökmezseniz minik sinekler oluşur. Sineklerin oluşma sebebi sudur. Sinekler suya gelir genellikle. Tabii ki tatlı bazı bitkilere, yapraklara da gelir ama temel sebep sudur. Dolayısıyla sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. O saksı altlarındaki tabakların sularını dökmeniz gerekiyor her şekilde. Üstten ve alttan sulama yaparken yaşayabileceğiniz bir durum var. Kullandığımız sular, çeşme suyu kullanabilirsiniz. Çeşme suyu kullanmanızda bir problem yok ama hep diyorum nasıl? Kaynatın, akşamdan sabaha dinlendirin ve sulamalarınızı sabah yapın. Sabahları suladınız, çeşme suyuyla suladınız, temiz suyla suladınız fark etmez. Bitkinin toprağının üzerinde beyaz birikintiler mineral ve tuz birikintisidir. Alttan daldırma yöntemiyle suladığınız zaman bu tuz birikintisi aşağıdan yukarı doğru çıkar ve üstünde birikir. Yukarıdan sulama yaptığınız zaman da genelde saksının dibinde birikir. Siz bunu görmezsiniz. Ama üstten sulama yaptığınız bir bitkiyi sonradan alttan daldırarak sularsanız aşağı inmiş ve deliklerden gidecek olan tuzu yeniden bitkinin üst köklerine doğru yönlendirmiş olursunuz. Fazla tuz birikintisi, fazla klor birikintisi, mineral birikintisi, kireç birikintisi bitkinin kökleri için iyi değildir. Zaten belli bir süre sonra da toprak değişimi yapmamızın sebeplerinden birisi de bu. Fazla biriken ve kaybolan mineralleri düzenlemek aslında. Üstünde biriktiği zaman da toprağın böyle bir kaşıkla, çatalla onları böyle hafif kazıyıp alıp atabilirsiniz. Her onu gördüğünüzde toprak değiştirmenize kesinlikle gerek yok. Sulama ile ilgili sorunlar genelde kendini köklerde, ondan önce yapraklarda gösterir. Yapraklarınızda sararmalar görüyorsanız, bitkiniz aslında sağlıklı ama böyle mesela paşa kılıcında fazla suladığınız zaman yapraklar çok hızlı bir şekilde sararır. Mesela kauçukta fazla suladığınız zaman yaprakların sarardığını görürsünüz. Dolayısıyla monstera'da evet nemi sever ama fazla sularsanız da yaprakların sarardığına şahit olabilirsiniz. Yaprak sararması genelde fazla sulama işareti olduğu için fazla sulama yapmamaya dikkat edin. Orada da şunu söylüyorum, bitkileri genelde az sulamaktan dolayı değil, fazla sulamaktan dolayı kaybedersiniz. Acaba sulasam mı ya emin değilim hangi gün suladım diyorsanız sulayabilirsiniz. Yani suladığınızı unuttuysanız muhtemelen sulamanız gerekiyordur. Ama ya ben bunu dün suladım acaba bugün de mi sulasam canım benim çok da güzel çiçek açıyor falan demeyin. Toprağını kontrol edin. Toprağını kontrol etmeden bitkilerinize su vermemelisiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.